AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, Elbistan'da Yeni Adliye Sarayı ile belediyeye ziyaretlerde bulundu. Eskiden hatırlarsanız adliye binalarımız sahiden çok kötü. Çalışma şartları çok kötüydü ama şu anda teknik donanım çok yüksek. O yüzden bu da iş yükünü azaltan bir sürece dönüştü. Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Milletvekilleri Habib Öçal, Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Ali Üstünç ile Kaymakam Özkan Demir, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Depgici, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ertuğrul Doğan, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Avşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan ile birlikte Adalet Sarayı ziyaretinde Başsavcı Hayri Ormancı, Adalet Komisyonu Başkanı Orhan Gündoğdu tarafından ağırlandı. Ziyarette Başsavcı Ormancı tarafından yeni bina ve çalışmalar hakkında sunum yapıldı. Arsamız 18 bin metrekareden oluşur. Binamız 21.500 metrekare kapı alanına sahiptir. 13 tane Cumhuriyet Savcısı, 18 tane hakim hizmet vermektedir. 15 tane de mahkememiz var. Bir ilçede olabilecek mahkemelerin %95'i adliyemizde mevcut. Yani ticaret mahkemesi gibi, fikri sınav haklar mahkemesi gibi çok özellik arz eden mahkemeler hariç tüm mahkemelerimiz var. Sonrasında Ünal ve beraberindeki heyet Elbistan Belediyesi'nde Başkan Mehmet Gürbüz tarafından ağırlandı. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, belediye çalışmaları hakkında sunum yaptı. İlan etmiş olduğumuz projelerin birçoğunu gerçekleştirdik hamdolsun. İnşallah yazla beraber, inşaat sezonunun açılmasıyla beraber onun dışındaki diğer projesini gerçekleştirdiğimiz, sizlere sunup onayını alabileceğim projelerinde yapım çalışmalarına başlayacağım. Kültür hamdımlardan en önemlileri Sayın Bakanım. Kamulaştırmaları arazinin bitti. Hemen belediyemizin arkasında. Burada bize ait olan gayrimenkulleri de kaldırdık. İhaleye hazırız. Valiliğimizle beraber yürütüyoruz o projeyi. Sayın Başkanım inşallah Elbistan'daki rekreasyon alanlarının planlaması ile ilgili bütçeyi Büyükşehir'den karşılayacak. Kendisine teşekkür ediyorum. Yaklaşık 350 bin lira civarında bir bütçe. Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Üstünç, seçim zamanının dışında parti rozetlerinin bir kenara bırakılıp kenetlenerek şehre sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Eğer söz konusu olan Elbistan'sa, Kahramanmaraş'sa, bizim bölgemizse, ben Cumhuriyet Halk Partiliyim, işte Mahir Bey AK Partili, aman onunla birlikte yan yana olmam ya da ben muhalefet ederim anlayışında değilim. Buraya yapılacak bir hizmet varsa o hizmette hep birlikte el ele yaparız. Seçim zamanında kalır diye bakıyorum. Seçim zamanında bir takım karşılıklı eleştiriler olabilir ama seçim dışında biz memleket için çalışmak durumundayız. Sohbet formatında geçen toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Nurhak ilçesinde küçük sanayi sitesi kurulacağını söyledi. Nurhak'ta da öncelikli olan özellikle yani istihdama, ticarete dokunan küçük sanayi sitesi ihtiyacı var. En önemli ihtiyacı açıkçası. İnşallah bunu önümüzdeki süreçte beraberce halledeceğiz. Öne çıkan hiç şey yok. Zaten başkanımız evet. İlçeleriyoruz. Ben ilçelerin hepsini çaymaksızın ziyaret ediyorum. Nurhak'a geleceğim inşallah. Evet. Kaymakam Özkan Demir de çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Birlikte çalışması yapıyoruz efendim. Bir maliyet analizi çıkacak. Ona göre ben efendim size şey arz edeceğim. EPDK'dan lisansa dahil edilmesi konusunu arz edeceğim. Ben bu raporu bekliyorum şu anda. Kahramanmaraş'ın şanslı bir dönem yaşadığını belirten Ünal, siyasilerin ve bürokratların uyumlu bir şekilde çalışması ile merkez ve ilçelerin bambaşka bir kimliğe büründüğünü söyledi. Elbistan'ın çok talihinin açık olduğu bir dönemdeyiz arkadaşlar. Yani siyaset hiçbir dönem bu kadar uyum içerisinde olmamıştı. Aynı şekilde yerel yönetimlerde son derece başarılı bir belediye başkanımız var. Ve yine büyük şehirde son derece başarılı bir büyükşehir belediye başkanımız var. Aynı şekilde bürokrasi kendi içerisinde son derece uyumlu. Hem siyasetin hem de bürokrasinin kendi içerisinde uyumlu olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bütün Kahramanmaraş için. Yani Elbistan üzerinde söylüyorum ama bunu bütün ilçelerimiz için de söyleyebiliriz. Mesela Avşin aynı şekilde. Göksun aynı şekilde. Yani bütün ilçelerimiz de yani Nurhak aynı şekilde çok rahat oturup konuşup ihtiyaçlarımızı taleplerimizi rahat bir şekilde karşılayabiliyoruz.
Ali Bey'in söylediği kıymetli bir şey var, o da şu. Bizim memleketimiz söz konusu olduğunda siyaseti bir kenara bırakmamız gerekiyor. Mesele memleket meselesi olduğunda siyaseti bir kenara bırakmamız gerekiyor. Çünkü hepimizin Elbistan'la ilgili anıları var. Öyle değil mi? Şimdi anıların siyasi tarafı olur mu? Hepimiz Elbistan'ın yaşamasını isteriz. Güzelleşmesini isteriz.